Günaydın hepiniz, evime, kanalıma, vloguma hoş geldiniz. Ben her zamanki gibi mutfaktayım. Çayımı demledim arkadaşlar, şimdi ekmek kızartıyorum. Mis gibi kahvaltımızı yapacağız. Ondan sonra da birkaç küçük ev işi yapacağız. Çamaşırları falan makineye atacağım. Biraz ütülenecekler var, fırsat bulabilirsem onları ütüleyeceğim. Sonra ne yapacağız? Dün akşam Serap abla aradı beni, vlogu kapattıktan sonra. Dedi ki yarın biz bahçedeyiz, siz de gelin hep beraber oturalım, muhabbet edelim. Onlarla da en son Serap ablanın doğum gününe görüştük. Sürpriz yaptığımız doğum günde. Dediler gelin, böyle biraz kafa dağıtalım, sohbet, muhabbet edelim. Elis de biliyorsunuz orada kumun içine girdi mi çıkmak bilmiyor. Çok seviyor kumla, toprakla oynasın. O yüzden bugün akşamüstü oraya gideceğiz. 5-6 civarında falan. O saate kadar da işte evi biraz toparlarız. Birkaç pazar alışverişi yapabiliriz. Daha doğrusu Armağan gidip geliyor pazara. Beni biliyorsunuz, ben gitmiyorum. O pazara gidip gelebilir, birkaç bir şey alabilir. Ondan sonra da giyinir kuşanır oraya gideriz. Bu arada evin içi inanılmaz esiyor. Eylül gerçekten kendini belli etti. Artık tamam dedi, kışa giriyorsunuz, hazırlanın. İnanılmaz esiyordu. Hele dün gece ilk defa vantilatör ya da klima açmadan uyuduk yani koca yaz boyunca. Hiç terlemeden yatabildik yani ilk defa bir gece bir şey açmadan. O yüzden soğuk hissettirdi kendini. Eylül geldi yani, geldim ben dedi sonunda. Bakalım artık nasıl olacak. Şimdi ben hazırlayayım, kahvaltımızı yapalım. Kahvaltıdan sonra görüşelim. Çamaşırları şimdi attım arkadaşlar. Şöyle hemen 40 dakikaya ayarlıyorum. Kolay ütüleme için devri de biraz 600'ü düşürdüm. Başlıyoruz. Bunlar yıkansın, biz dışarı çıkmadan asarız bunları. Değil mi? Anne bunu alayım, bunu yerine götüreyim. Götür anneciğim onu da yerine. Hadi bakalım. Aferin. Kapat kapağımızı da. Bravo. Biz şimdi duracağız. Sonra Serdar abiye gideceğiz. Serap teyzelere gideceğiz. Anne, Şeyman nerede, neden gelmiyor? Onlar da gelecekler anneciğim oraya. Ama evdeler, şu an onlar gelemez. Tamam, onlar da uyuyacak, uyanacaklar. Serap teyzelerde buluşacağız. Onlar da oraya gelecekler. Ama anne uyumayalım, onlara gidelim, uyumayalım. Uyumazsak gidemeyiz. Gideriz o zaman. Ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Ne yapıyorsun? Acaba uyur musun diye düşünüyorum. Serap ablalara gideceğiz arkadaşlar. Ana abi yüzü gülüyor kocamın ya. Kamerayı da tutayım da aniden düşmesin. Evden çıkmadan şey yaptım. Nasıl güneş vuruyor. Çamaşırları yerleştirdim. Elis o sırada uyuyordu. Onları hallettim. Bir de şeyleri. Bulaşıkları. Bulaşık makinesinde temiz yıkanmış bulaşıklar vardı. Onları çıkardım. Onların yerine kahvaltı bulaşıklarını yerleştirdim. Elis'i uyandırdım, giydirdim. Arabaya indik. Bunların hepsini 45 dakikada yaptım. Çünkü onun öncesinde bilgisayarda işlerim vardı. Başka bir şey yapamadım. Şimdi işte çıktık. Gene bir benzinliğe uğradık. Şunu şöyle yapayım, göremiyorsunuz abi. Bir şey var. Buradan yine geçen gün mazot aldık. Mazot, baksana şeyi göstereyim. Gerçi gittik geldik de 68 km yapabilirsin diye. Daha mı fazla olması lazım? Ya 30 liralık aldık da kırmızıya düşmedi ama 68 ya. Kilometre yapabilirsin diye. Dijitalde problem var herhalde. Olabilir. Adnan abiyi göster. Adnan abi.
Fatma abi neydi? Yanındaki elemanlar sürekli değiştiği için. Şey olmuyor. Öyle işte arkadaşlar. Benzinlikte sıra bekliyoruz şu an. Benzinlik bizim eve yakın yani. Araba mesafesiyle gayet yakın. Arkadaşlar alacağım. Buna fazla inanmıyorum. Bak çok sıkıyor. Sallıyor sizi. Ya niye öyle diyorsun ki? İnsanlar beni yanlış anlıyor. Şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum. İnsan karısını şey yapar mı? Bu da böyle değişik bir insan işte. İnsan şey desteği değil köstek. Görüyorsunuz. Neyse Allah'tan canım takipçilerim beni tanıyorlar. Dayı buraya geleceksin ya. Elif. Ne yapıyorsun aşkım? Elif uyku mamuru. Yeni kalktı hiç. Abi 30 TL alabilir miyim? Elif. 30 TL istiyorum. Kim istiyor? Babam. Benim babam 30 TL istiyor. Benim babam 30 TL istiyor. Kalktı uykudan. Gitti hemen. Baba. Baba. Hani babam nerede diyor. Dedim arabamızı almaya gitti. Bizi bekliyor aşağı. O zaman çabuk giyinelim. Hatta ben giyindim bile. Ben böyle gelebilirim ki bile. Bağlan mısın? Kıkıcım. Ya ne yapsın insanlar aşkım? Araba sohbetleri online. Biz arabayı 10 GB aldık anne. Ne yaptık anne? 10 GB aldık. 10 GB mı aldık? Evet. Benzin aldık anneciğim. İnternet almadık ki. Benzin mi aldık? Evet. Arabamızın gidebilmesi için benzin alması gerekiyordu babanın. Benzin aldık. Yükseldi mi? Biraz depomun çalkalanması mı gerekiyor? Hiç oynamadın mı? Doluyor da. Mazotun değeri yok arkadaşlar. Zaten gene zam geldi. Yok onunla alakası dijitalle alakalı bir ya. Bir de 30 lira fazla şey yapma. 100 lira falan alsan, alsan tamam mı? Fakirlik tamam. Böyle bir şey yapacak bir şey yok yani. 30 lira anca o kadar yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Geçen bir ay önce mi düşürdüler 11 kuruş? Bir ay bile değil ve 2 hafta falan herhalde. 11 kuruş düşürdüler. Dün baktık gene 28 kuruş zam. Yani ne olacak? Şey var yani bize koymuyor. Biz hep 50 TL alıyoruz diyenler var bir de. Ben hep 50 liralık alıyorum diyor. O yüzden ama bize koyuyor arkadaşlar. Ne yapalım yani? Yapacak bir şey. Şöyle akşam güneşi kime vuruyordu? Neyse artık yani bana vurmuyorsa da idare edin. Annem geldik hemen toza toprağa bulandılar. Seymen burada. Neredesin anne? Anam benim minnoşum orada toza toprağa bulamış kendini. Havaya atma tamam mı anneciğim? Üstüne gelir. Evet saçlarına gelir havaya atma tamam mı gözüne kaçar. Böyle işte beyler oturdu. Esralarla yalnız. Esra ile Serap içerideler. Şimdi onlara bakacağız. Böyle masamızı kuruyoruz. Dadadadın. Çok yumuşaklar olursa evet dedim. Hiç benim geldiğimin farkında bile değiller gerçekten. Alaşehir'den getirdim daha. Hiç. Hiç. Bak kendi kendine yumuşamışız. Ya. Evet, İşte hayır rezillik falan yok bir kere. Benim canım takipçilerim sizi çok seviyorlar. Biz de onları çok seviyoruz.
Ya. Buyursun gelsinler, bir gün hep beraber olalım. Ya aslında Gonca abla var, var ya İzmir'e gelse nasıl tanıştıracağım sizle de. Gelsin. Mersin'deler. Bana gelin konuşayım hemşehrim. Sen Hatay'a gittiğinde aslında tanışabilirsin ha bir dahaki Hatay'a gittiğinde. Nereye yazın beraber gittiğimizde inşallah tanışırız. Ay hadi inşallah yazın beraber gideriz. Şu korona belasından kurtulalım da. Evet bebeğim. Bugün menümüzde neler var? Neler var? Hemen gösteriyoruz. Organik organik üzümlerimiz var. Aynen. Masada ne közü? Patlıcan közü. Patlıcan közlerimiz var. Başka buradan bakıyorum. Haydari salatamız var. Ciğerimiz var. Karpuzumuz, kavurumuz var. Başka? Allah ne verdiyse. Allah ne verdiyse biz de varız. Ben varım menüde. Daha ne yapayım tabii. Sana? Daha ne yapayım? Kadıncağız daha ne yapsın? Allah Allah. Senem ablam da. Aha bunu aratıyor. Aha bunu aratıyor. Biz hepimiz böyleyiz. Deli, dolu. Arada makara verelim. Artık beni takipçiler bana alıştı ya. Benden çok size alıştılar valla. Vlog atıyorum, neredeyiz Esra'lara gittim, neredeyiz Ayşegüller'e gittim, neredeyiz Seraplardayız bahçede. Ayşegül dönürüm oluruz bu arada. Biliyorlar artık. Gece Ayşegül'e gittim ya dibimi boyatmaya. Muhabbet ediyoruz orada, işte kaza anını anlatıyor. Dedim niye aramadın beni, tamam mı? Çünkü girdim ona. Kızım dedi, kimseyi dedi aramadım dedi. Dedim Esra'nın haberi var, ben dedim Esra'dan öğrendim. Ya dedi bilmiyor musun benim dedi, gelinle damat oluyor onlar dedi. Görüntüle dedi konuşurken tabii dedi, Esra dedi oradan dedi öğrendi. Görüntülü arıyorlar dedi birbirlerine. O da dedi oradan öğrendi. Sonra tabii takipçilerime azıcık dert yandım. Dedim bu ikisini ben tanıştırdım, beni aradan çıkardılar. Sofra burada, sofrayı gören minik kuş da burada. Elis Ciguli nerede? Aslında. Gel Ciguli de. Gel Ciguli. Seni yakalayacağım Ciguli. Gel Ciguli, seni yakalayacağım Ciguli. Ciguli gitti. Kankiler. Yan komşu bahçeyi mi sürdürüyor traktörle? Bahçeyi sürüyorlar galiba yandakiler. Yaparlar bir şeyler. Evet. Ama hepimizin yatacağı bir yatakları yok.
babası yarın Serap teyzelerini çağıralım, onlar bizde kalsın, tamam mı? Elis üzülmesin. Değil mi anneciğim? Bizim evimizde senin kocaman bir yatağın var ya. Teyzeleri çağıralım. Yarın teyzen, sen, ben hepimiz uyuyalım, olur mu? Ben teyzenler kendi evlerinde uyuyacaklar. Karar ver, bizim evimizde mi uyusun, kendi evlerinde mi uyusun? Kendi evlerinde. Peki. Ay, arabanın şeyinden kamera düşüyordu. Böyle işte arkadaşlar, şimdi çıktık yola. Allah'ın izniyle evimize gideceğiz. Eve gidince görüşürüz artık. Biz eve geldik arkadaşlar. Elisi'yi yatırdım. Armağan da yattı. Artık sıra bende. Makyajımı sildikten sonra ben de yatacağım inşallah. Bugünümüz de böyle geçti. Keyifli, eğlenceliydi. Gene her zamanki gibi sohbet, muhabbet. Böyle geçirdik. Esralar bizden önce çıktılar, döndüler. Demiştim zaten kayınpederi rahatsız diye. O rahatsız olduğu için bir ihtiyacı olur vesaire diye. Onlar bizden önce kalkıp döndüler. Biz de onlardan 2 saat sonra falan kalktık işte. Öyle sohbet, muhabbet. Güzel geçti ya. Böyle bir arada olunca insan stres atıyor. Bir de Serap ablaların bahçeye fıldır fıldır estiği için böyle serinde güzel güzel oturup muhabbet sohbet ediyoruz. Herkes biraz kafasını dağıtıyor. İyi geliyor yani bize. Onlarla da en son işte Serap ablanın dediğim gibi doğum gününde görüşmüştük. Sonra anca görüşebildik. Yani anca fırsat oldu. Böyle işte bugünlük de benden bu kadar olsun artık arkadaşlar. Sizden müsaade isteyeyim. Bir sonraki vlogda görüşeceğiz inşallah. Bir sonraki vloga kadar kendinize çok iyi bakın. Eğer kanalımı yeni keşfedenler varsa abone olarak bana destek verebilirler. Hepinizi çok çok seviyorum. Çok çok öpüyorum. Hoşçakalın.